Zeytinyağlı bulgurlu kabak yemeği yapacağım. Şöyle orta boy bir soğanımı yapacak olduğum tencereme şöyle doğruyorum. Şöyle domates sosumdan tencereme bırakıyorum. Şöyle doğramış olduğum kabağımı da bırakıyorum. İki yemek kaşığı kadar da bulgurumu koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu koyuyorum. Ve zeytinyağını da tencereye koyuyorum şöyle göz kararı kadar. Karıştırıyorum. Kısık ateşte biraz suyunu salacak ve kavuracağım, pişireceğim. Sonra biraz su koyacağım içinde bulgur olduğu için. Reyhanını ve veya fesleğenini koyacağım. Bu şekilde pişecek. Bulgurlu zeytinyağlı kabak yemeğim. Şöyle iyice bir karıştırıyorum ocakta. Ocağımı açtım. Bu şekilde kabaklar suyunu iyice salacaklar. Saldıktan sonra da biraz suyunu ilave edeceğim. İnmeye yakında reyhanını bırakacağım, fesleğenini. Suyunu ilave ederken şöyle kavanozun içinde kalan sosu biraz alacağım, işte yıkayacağım. O şekilde, bu şekilde sulu bir şekilde bırakacağım suyunu. Evet, tenceremi de kapatıyorum. Biraz yüksek ateşte kaynasın. Üzerine biraz da toz kırmızı biber koyacağım şöyle. Ve hepsini karıştırıyorum. Evet, kabaklarım suyunu salmaya başladı. Biraz daha kaynasın. Evet, şu şekilde bir suyunu hazırladım. Şöyle bırakıyorum suyunu da. Tekrar karıştırıyorum. Bulgurlu olduğu için biraz su ilave etmek istedim. Şöyle de kuru reyhan koyacağım. Şöyle elimle eziyorum. Şöyle hafifçe karıştırıyorum. Ve ocağımın altını kısık ateşe alıyorum. İyice pişinceye kadar kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Evet, kabak yemeğimizde suyu da gayet güzel. Şu şekilde tamamen pişti kabak yemeğim. Altını kapatıyorum. Ve ağzını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum.
Bulgurlu zeytinyağlı kabak yemeğinin yapanları afiyet olsun. Ellerine sağlık.